Öncelikle Diren Keser arkadaşımıza yapılan haksız ve usulü uygulamayı buradan kınamak istediğinizi belirtmek istiyoruz. Evet, Diren Keser arkadaşla uzun bir geçmişimiz var. Geçmişten beri tanıdığımız, değerli, mücadeleci, muhalif, demokrasi ve özgürlüğe düşkün biri olduğunu buradan ifade etmek isteriz. Diren Keser arkadaşla yollarımız, o zaman daha Cemevi yokken Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin Diyarbakır Şubesi'nde kesişti. Semah hocamızı iyi de bir semah dönerdi. Ve ilerleyen aşamalarda Diyarbakır yerel basında çalışmalarımız oldu. Yani birçok defa ortak programlar yaptık ve programlarına sürekli bizi davet ederdi. Bu konuda her daim halkın haber alma hakkının doğru bir şekilde halka iletilmesi bağlamında ciddi bir mücadelesi olduğunu buradan ifade etmekseniz. İlerleyen aşamada iş yeri Mersin iline yerleşti ve Mersin'in de yapmış olduğu doğru haberlerle, gerçek haberlerle alakalı ve sosyal medya paylaşımı alakalı ilerleyen aşamada hakkında örgüt propagandasından dolayı dava açıldığına tanıkıldı. Sonraki aşamada tabii bu dosya kapsamında tutuklu bir süreç yaşandı. Tutuklu bulunduğu bir süreç yaşandı. 2019 Ekim ayında yapılan yasal değişiklikle birlikte tahliye edildi ve dosya o zaman 5 yıl altında bir ceza almış olması nedeniyle yargıta yolu kapalıydı. 2019 yılında yapılan bu değişiklikle birlikte yargıta yolu açık tutuldu ve açık itiraz üzerine Diren Keser arkadaşımız tahliye edildi. O süreci yakından tanıdım, yani iletişim halindeydik. Daha sonra bu dosyası almış olduğu 21 aylık hapis cezası yargıtay tarafından onaylandı. Onaylandığı gibi jet hızıyla bir şekilde yani gözaltına alınarak bakiye kalan cezasının infazı için şu an Tarsus cezaevinde olduğunu biliyoruz. Muhalif basın üzerine devam eden haksız ve hukuksuz bir uygulama tanık olduğumuzu belirtmek isteriz. Evet, başta Kürtler, Aleviler, emekçiler, sınır mücadelesi yürüten toplumun üzerinde bu sistemin gelenekçi bir baskı politikasının olduğunu, haksız bir uygulamasının olduğunu yakından tanıyoruz. Son dönem bu baskı politikasının daha da çok arttığını, yani hukuk devleti ilkesini işemediğini, yargı mekanizmalarını özellikle siyasal iktidarın adeta terbiye edici, tırnak içine sonra terbiye edici bir sopa haline geldiğine yakının tanıyoruz. Diren arkadaş da maalesef bunların mağdurudur. Bu yargı mekanizmasını sopa olarak kullanan sistemin bir mağdurudur. Ve biz Diren arkadaşımızın her daim yanında olduğumuzu, mücadele kimliğimizi yitirmeyeceğimizi ve haksız uygulamanın derhal son bulması gerektiğini burada bir kez daha ifade etmek isteriz. Diren arkadaş Alevi kimliğine, Kürt kimliğine mensup olan bir arkadaşımızdı. Alevi inancına mensup ondan dolayı bir pirle görüşmesini istemek onun bir anayasal hakkıdır. Zaman zaman tabii ki bu talepler engelleniyor, yokuşa sürülüyor ya da hiç karşılıksız kalınıyor. Ama en son edindiğimiz bilgiye göre Diren arkadaşımız bir pirle görüşmüştür. Bu da iyi bir gelişme olduğunu belirtmek isteriz. Ama bu görüşmenin Diren arkadaşın yani hukuksuz uygulamaya ya da haksız yargılamaya maruz kalmadığı anlamına gelmemektedir. Keşke hiç cezaevinde olmasaydı da bu görüşme de gerçekleşmeseydi. Alevi kimliğiyle, mücadeleci kimliğiyle aramızda olsaydı. Bu itibarla biz diyoruz ki Diren arkadaş için adalet, tüm basın tutsakları için, tüm basın mağdurları için adalet talep ediyoruz ve Diren arkadaşın derhal özgürlüğüne kavuşmasını gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz.